süreçten de geçiyor. Yani biz tabii petrol iş sendikası olarak sivil toplumun her kesiminden sözcüleri olarak öncelikle şunu ifade etmek isteriz. Yani biz demokrasinin aslında bekçileriyiz. Sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleri olarak. Bu anlamda da 15 Temmuz'daki menfur darbe girişiminin, FETÖ'nün yarattığı darbe girişiminin, ülkeye verdiği zararın ve tabii kınamak istiyorum. Sanatlaştığımız olarak. Tabii ülke darbelerden çok çekti. Özellikle bölgemiz 12 Mart'ta, 12 Eylül'de 61 ihtilalinde darbelerden hem sosyal, hem siyasal, hem ekonomik olarak çok çekti. Dolayısıyla darbenin ilk saatlerinden itibaren bu ülkenin Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sünnisi, sağcısı, solcusu, laiki, muhafazakarı hep beraber bu aslında emperyalist odakların da parmağının içinde olmana inandığımız darbe girişimine karşı çıktı. Tabii beklentimiz de darbe girişiminden sonra demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla dört başı mamul bir şekilde işletilmesiydi. Ama maalesef darbe sonrasında yaşanan birçok uygulama, antidemokratik adettiğimiz pek çok mağduriyet bizleri derin kaygılara gark etti. Yani şu an ülkede ben gönül huzuruyla uyuyorum, başımı yastığa koyuyorum diye hiçbir insanın olduğunu ben düşünmüyorum. Bu her binlerce insanın işten ihraç edilmesi, farklı konular, at izinin it izine karışması meselesi. Velhasıl biz aslında petrol iş olarak merkezi bir açıklama da yapacağız bugün yarın. Ülkemizin bir an önce normalizasyon sürecine girmesini ve bütün toplumsal kesimlerin birbirleriyle barışıp birbirlerinin hakkına, hukukuna riayet eden bir pozisyon almasını biliyoruz. Sayın Başkan da ifade etti arkadaşlar, TEPO'nun üzerinde bu aralar çok uğursuz eller dolaşıyor. Bunu tüm siyasi sahiplerden bağımsız bir şekilde ben özellikle vurguluyorum. Bütün arkadaşlarımdan da buna inanmalarını ve bu bağlamda petrol işe ve Batman'a aslında destek vermelerini, sahip çıkmalarını diliyorum.